Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 2025 tayfanın o uzun yolu bu video itibariyle, an itibariyle başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 2025 YKS'ye girecek olan öğrencilerimizin TYT Matematik'te başarılı olmalarını sağlayacak çalışmanın ilk videosuyla karşı karşıyasınız. Gençler Hangi kaynaktan ilerleyeceğiz? Barış Yayınları Video Ders kitabından ilerliyoruz arkadaşlarım. TYT Matematik Video Ders kitabından ilerliyoruz. Bu kitap toplamda 312 sayfa. Satış linki ise videonun açıklama kısmında mevcut. Ben sizlere burada hem konu anlatacağım, hem soru çözeceğim. Kazanım bakışlarda hem konu artı soru yapacağız hem de daha sonrasında biraz daha kendimizi test edebilmek için bir tık ileri gidebilmek için ÖSYM bakış videoları olacak ve daha sonrasında SML bakış yani hem ÖSYM'nin perspektifinden bakacağız sorulara hem de benim perspektifimden bakacağız bu sorulara ve gençler inanın bana çok güzel bir kamp olacak an itibariyle heyecanımı gizlemekte zorlanıyorum ama dediğim gibi ciddi bir iş Kaliteli bir iş olması gerekiyor. Sizlere TYT Matematiği öğretici, eğitici bir iş olması gerekiyor. Bundan kaynakla sevgili arkadaşlarım heyecanımı biraz gizliyorum. Hemen videoya başlamak istiyorum. Konularıma başlamak istiyorum açıkçası. Sizlerde de umarım aynı heyecan mevcuttur. Dediğim gibi açıklama kısmında hem video ders kitabımızın hem de sevgili arkadaşlar TYT Soru Bankamızın satış linkleri mevcuttur. Kamp programı var mıdır hocam? 66 günde bitecek olan kampımızın programı da yine açıklama kısmında PDF şeklinde mevcut. Yine oradan indirip o PDF'de kontrol edebilirsin. Tabletinde, telefonda barındırabilirsin. Kendinde oradan kampın hangi seviyesindesin, hangi günündesin, hangi konusundasın buradan kontrol edebilirsin, çek edebilirsin diyelim. Evet artık hazırsak konumuza geçeceğiz. 66 gün sürecek bu çalışma ve... İlk güne imzamızı atmaya başlayalım arkadaşlar. Hazırsanız geçelim dersimize. Evet birinci bölümün ilk konusu temel kavramlar ve temel kavramlar bölümünün de sevgili arkadaşlarım ilk kazanımı sayı kümeleri olacak. Sayı kümelerinde öncelikle biz rakamı tanımak zorundayız. 10 tane rakamımız var. 0'dan 9'a kadar olan sen bunları gayet iyi biliyorsun. Biz bu kümenin her bir elemanına rakam diyoruz. Genelde böyle soruların içerisinde de sıfır unutulmakta sıfırı lütfen unutmayın soruları çözerken. Burada soruları çözerken işimize yarayacak bazı kazanımlar var. Bu kazanımlara da bir göz atalım istiyorum seninle. Burada eğer iki tane sayı varsa bu sayıların toplamlarının maksimum değerini bulmak istiyorsan sen A'yı da B'yi de maksimum seçerek yoluna devam etmek zorundasın. Eğer ki yine ben bu sayıların toplamlarının bu sefer minimum değerini merak ediyorsam o halde A'yı da B'yi de minimum seçmek zorundayız. Şimdi ben eğer A'dan B'yi çıkarıp bu ifadenin maksimum değerini elde etmek istiyorsam tabi burada yapmam gereken şey A'yı büyük seçmek yani A'yı olabildiğince yüksek seçeceğim. B'yi de olabildiğince az seçmem gerekiyor. Şimdi bunun sebebi ne? önünde eksi var. Sonuç olarak ben B'yi yüksek seçersem daha çok azalacaktır bu sayı. Bundan kaynaklı daha az seçerek daha az azalmasını sağlıyorum. Ve yine a eksi b'nin minimum değerini istiyorsak da bu sefer a'yı küçük seçeceğiz. Bak burada b'yi de yüksek seçmemiz gerekiyor. Şimdi ilk sorumuzda kazanım bakış 1 ile sorularımızı çözmeye başlayalım. Öncelikle demiş ki x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı. Bak bunları sıfır seçemezsin diyor. Birbiriyle aynı olan iki tane sayıda seçemezsin diyor. a, b, c birbirinden tamamen farklı olacak. Birer rakammış arkadaşlar bunlar. 2x eksi 3y artı z ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada devreye kat sayılar giriyor. Kat sayıları iyi irdelememiz gerekiyor. Pozitif olanların büyük seçilmesi gerektiğini, önünde negatif olanların da küçük seçilmesi gerektiğini ben sana az önce belirtmiştim. Ve burada görüyorsun hem 2x var hem de z var burada pozitif olan. E bunları yüksek seçmem gerekiyor ama kat sayısı büyük olanı daha da büyük seçmemde kar var. Bundan kaynaklı ben x'i burada 9 seçmem gerekiyor. Z'yi de x'ten farklı olması gerektiği için 8 seçebilirim. E bunlar sıfırdan da farklıydı. Bak burada negatif var. Normal şartlar altında ben y'yi 0 seçebilirim. Lakin sıfırdan farklı dediği için de y'yi tabii ki 1 seçeceğiz. Y'yi de 1 seçersem eğer x 9'du. 2 çarpı 9 eksi 3 çarpı 1 artı bir de 8'imiz var. O da z'ydi. Bak burası ne yaptı? 18. 18'den 3 çıktı 15. 15'e 8 ekledim. Doğru cevabın 23 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi bir de B şıkkımız var. B şıkkımıza da bakalım. Diyor ki 2x eksi y eksi 3 bu sefer bunun en küçük değeri soruluyor. En küçük değer soruluyorsa önünde negatif olanlar yani şunları ben ne seçmem gerekiyor? Büyük seçmem gerekiyor. Şimdi büyük seçerken de ifade daha küçük sonuçlar doğursun diye bu sefer yine kat sayısı burada mutlak değerce daha büyük olana daha büyük sayılar vermem gerekiyor. Yani burada ben z'yi 9 seçmem gerekiyormuş. Bunu anlıyorum. g'yi giderim 8 seçerim. Yine bunlar birbirinden ve sıfırdan farklıydı. Bunu lütfen unutmayalım. E, i̇kisi de pozitifti. Kat sayısı da pozitif. Bundan kaynaklı küçük seçmem gerekiyor. Sıfır seçemeyeceğime göre 1 seçerim derim. Böylelikle 2 çarpı 1 eksi 8 eksi 3 çarpı 9 dersem. Bunun da en küçük değerini bulmuş olurum. Hadi yapalım işlemi. 2 kere 1 2 2'den 8 çıktı eksi 6 eksi 6 eksi 27 diyeceğim 3 kere 9 bu da bana eksi 33 cevabının ta kendisini verecektir dedik ve devam ediyoruz ikinci kazanım bakışta x y ve z birer rakam olduğu belirtilmiş x ile z'nin toplamı da 4 y'ye eşitmiş buna göre x artı y artı z toplamının en büyük değeri sorulmakta bana şimdi öncelikle bak buraya dikkat et x artı z'nin sana zaten 4 y olduğunu belirtmişti değil mi? Burada e, soruların içerisinde sıkça yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir olay var. Şimdi x artı z dediğimiz olay hocam zaten bak burada x artı z var. Ben bu x artı z gördüğüm yere 4 y'yi yazarım. E bir tane daha y'miz vardı burada etti 5 y. E 5 y'nin en büyük değeri soruluyormuş demek ki. O halde ben y'yi 9 seçecek olursam 5 kere 9'dan bu sorunun cevabı 45'tir. Bakın ne kadar mantıklı temiz bir çözüm oldu değil mi? Lakin burada yaptığımız bazı hatalar var. İşte o hatalar e, hani rakam deyip ilk konuları, ilk soruları küçümsüyoruz ve hep ilk yanlışlarımız da e, TYT'de ilk 12'den, AYT'de ilk 10 sorudan geliyor ya işte bunlardan kaynaklı. Biz soruyu görmeyi, okumayı bilmiyoruz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Gençler bakın. Şimdi ben Y'yi 9 seçmiş olsaydım 4 kere 9'dan şurası ne olurdu? 36 idi. Ama şöyle bir durum var. X de rakamdı, Z de rakamdı. Hiçbir şekilde iki rakamın toplamı 36 yapamaz ki. O halde ben x de z'yi rakam haricinde bir şey seçerek gidip 5y'yi 45 yani bu ifadenin maksimum alabileceği değeri 45 olarak buldum. Bundan kaynaklı bu tarz durumlara dikkat edeceğiz. Peki ne yapmamız gerekiyor hocam? Şöyle x artı z'den yola çıkalım. x artı z'nin alabileceği bir kere maksimum değer zaten 18'dir. Yani birini 9 ötekini de 9 seçersin 18 olur ama karşıda 4'ün katı olan bir sayı var. Bundan kaynaklı 18 olamıyor. 18'den önceki 4'ün katını düşüneceğiz. Yani 16'yı. O halde ben x artı z'yi 16 seçebilirim. x artı z'yi 16 seçtiğim takdirde 4 Y'de 16 olacaktır ve y'yi de 4 bulabiliriz böylelikle. Şimdi x de z'nin toplamı kaç seçmiştim? 16. E y'yi de 4 buldum. 4 ile 16'nın toplamı 20 yapar. Bana cevabı verir. Bak az önce 45 bulmuştum. 45 nerede? 20 nerede? Tamam. Bunlara dikkat ediyorsun. Buraya da notunu almalısın bence. Üçüncü kazanım bakıştayız. A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere denilmiş. 5A, 4B ve 8C'nin toplamı 72 eşitliği veriliyor. A artı B artı C toplamının kaç farklı değeri vardır diye sorulmuş bana. Şimdi öncelikle tabi buralarda biraz uyanık olmak gerekiyor. 5A artı 4B artı 8C eşittir 72 yazdım ben. Şimdi dikkat edin canım arkadaşım bak. 72 dediğim sayı Burada 4'ün katı olan bir sayıdır. 8C baş kat sayısı yani kat sayısı 8 olduğu için 4'ün katıdır. 4B 4'ün katıdır. E şimdi burası 4'ün katı. E bu da 4'ün katı. Ben 4'ün katının üzerine ancak 4'ün katı eklersem sonuç 4'ün katı olacaktır. Bundan kaynaklı 5A dediğim şey kesinlikle 4'ün bir katı olmak zorunda. E 4'ün katı olacaksa da ben burada... Sıfırdan da farklıydı. A'yı dördün katı olan bir rakam seçmek zorundayım. Çünkü bana rakam demişti. O halde A ya 4'tür diyeceğim ya da A 8'dir diyeceğim. A başka bir değer olamaz. Bak seçeneklerimizi o kadar çok alta indirdik ki. Yani burada e, bütün rakamları dene, denemeliydik. Sıfırdan farklı için 9 tane rakam denemeliydik aslına bakarsan. Ama biz burada seçeneklerimizi azalttık ve gayet temiz bir çözüm olacağı benziyor şimdi. Eğer ki A 4 ise 5 kere 4 20 yapacaktır. Böylelikle 4B artı 8C eşittir. Bana 20'yi karşıya atarsam... 52 verecektir. Ve ben yine söylüyorum bunların tamamı yine 4'ün katıdır ve 4'e bölecek olduğum takdirde B artı 2C'nin de 52'yi 4'e böldüğüm takdirde 13 gelir. Şimdi burada artık B ve C ikililerini bulma zamanı. Bunu da şu şekilde yapabilirim. Eğer ki ben B'yi 9 seçecek olursam C'yi burada 2 seçmeliyim ki 9'a 4 ekleyince 13 gelsin. Şimdi bunu bulduktan sonra B'nin kat sayısı ne? burada 1. Bunu 1 artırıp bunu 2 azaltarak yoluna devam edebilirsin. Bak 2 azalttım 7, 1 arttırdım 3. Böylelikle 7'ye 6 ekledim yine 13 geldi. Şimdi A burada hep 4 arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şuraya da A yazalım. A daima 4 çünkü A'nın 4 olduğunu başta kabul ettim ve bu şekilde çözüme devam ediyorum. Şimdi yine burayı 2 azalttım 5, burayı yine 1 arttırdım 4. 2 azalttım 3, 1 arttırdım 5, 2 azalttım 1, 1 arttırdım 6 geldi. Şimdi 2 daha azaltırsam eksi 1 olacağını bildiğim için eksi 1 de rakam değil. Dolayısıyla yapmıyorum artık geri kalan işlemi. Buranın a'nın da 4 olması gerektiğini biliyorum. Şimdi a artı b artı c kaç farklı değeri vardır diye sorulmuştu. Toplayalım hadi. Şu 13 2 daha 15 yaptı. 11 3 daha 14 geldi. 9 4 daha 13 geldi arkadaşlar. 7 5 daha burası da 12 yaptı. Bak şurası da bana bunları toplarsam eğer 11 yapacağını görüyoruz. Pekala 11'den 15'e kadar değerler alabileceğini gördük A artı B artı C'nin. Şimdi eğer A 8 olursa 5 kere 8'in 40 yapması gerektiğini biliyoruz. Yani bu sefer burası 40 oldu. 4B artı 8C eşittir 32'yi bulduk. Her iki tarafı 4'e bölüyorum ve B artı 4C'nin de 8 olması gerektiğini anladık. Şimdi ben burada B'yi 4 seçecek olursam C'yi 1 seçerim ve A8'dir lütfen bunu unutmayalım. Şimdi yine buraya baktım. Burası 1, burası 4. E ben burayı 4 azaltacağım. 0. Burayı 4 artıracağım. 5 olacak, değil mi? E, pardon, bakalım 1 artıracağım. 2 olacak. Özür dilerim. Ve burası da A yine 8'di. Şimdi ama B 0 olamıyordu. O yüzden bu ihtimali eledim ve daha da fazla azaltamayacağım için B'yi artık diyorum ki e, tamam. Burada bıraktık. 8 artı 4 12 bir daha 13 yaptı. Ben zaten A artı B artı C'nin 13 alabileceğini göstermiştim. Demek ki A artı B artı C burada toplamda birbirinden farklı 5 tane değer alabileceği için doğru cevabında 5 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz dedik. Ve artık sayfamızın ilk sütununu bitirdik. Geçtik sağ üst tarafa. Şimdi sayıyı tanıy tanıyacağız. Biliyorsun ki Alfabede, e, alfabede derken dillerde alfabeler var ve bu alfabeler yardımıyla yani buradaki harfler yardımıyla e, biz kelimeler oluşturuyoruz. Kelimeleri birleştirip cümleler, cümleleri birleştirip metinler oluşturuyoruz. Metinler birleştiriyor, birleştiriliyor, kitaplar oluşuyor. E, bu şekilde böyle küme 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 gidiyoruz. E, sevgili arkadaşlar matematik matematiğin alfabesi niyetine kullandığımız şey de sevgili gençler rakamlardı biliyorsunuz ve rakamları ben bir araya getirerek aynı harfleri bir araya getirerek kelimeler oluşturduğum gibi rakamları bir araya getirerek de sayıları oluşturuyorum. Sadece rakamların yan yana gelmesiyle sayılar oluşmuyor. Farklı tarzda sayıların olduğunu da yine ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sen zaten bunu da biliyorsun ama hatırlatma niyetine söylüyorum. Doğal sayı sembolü nedir? Sıfırdan başlar, birer birer artar, sonsuz tanedir. Ne olduğunu unutma. Sayma sayısı sıfırı olmayan doğal sayılardır diyebiliriz açıkçası. Ya da daha güzel bir tabirle pozitif doğal sayılardır diyebiliriz. sıfır olmayan doğal sayı veya pozitif doğal sayı dedik. Bu yüzden bunun gösterimi de n üzerine bir tane artı koyarak gösteriyorsun. Bak buradaki gibi tamam mı? Ve sıfırı yoksa da ben bu kümenin içerisinden sıfırı elersem artık bu küme sayma sayılar kümesidir diyebilirim. Tam sayılar kümesi sayma sayılarının tamamını barındırıyor. Bir de bunların eksilerini barındırıyor. E tabi bir de doğal olarak sıfırı barındırıyor arkadaşlar. İşte bu kümeye biz tam sayılar kümesi diyeceğiz. Yine sonsuz tane elemanı vardır. Tam sayılar kümesini z ile gösteririz. Eksi sonsuzdan bu tarafa doğru gelir. Sıfıra doğru yanaşır. Sıfıra kadar geldikten sonra... Burada sıfıra uğradık ve yine sayma sayısı biçiminde devam eden kümedir. E bunları şu şekilde z artı olarak ifade edersek pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar sıfırın sağ tarafında kalanlardır burada. Negatif tam sayılar da z eksi ile gösteriliyor ve sıfırın sol tarafında kalanlardır diyebiliriz. Sıfırın sevgili arkadaşlarım sakın unutmayın işareti yoktur. Pozitif veya negatif değildir ama yine de bir tam sayıdır. Bunu lütfen unutmayın. Peki ben tam sayılar kümesini e, küme şeklinde oluşturmak istersen ne yapmam gerekiyor? İyi dinliyorsun. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar birleştiriyoruz. Bir de sıfır, sadece içerisinde sıfır olan kümeyi bu kümelerin içerisine dahil edersem e, tam sayılar kümesini oluşturmuş oluyorum dedim. Kazanın bakış dörtteyiz artık. Evet. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A eşittir 20 bölü b eşitliği sağlanıyor. Buna göre demiş 3 tane öncül var bu ifadelerden hangileri doğrudur diye de sorulmuş bana. Şimdi öncelikle ben burada A'nın 20 bölü B'ye eşit olduğunu görüyorum ya. O halde A ve B için şöyle bir tablo oluşturacağım. Sen de derli toplu düzenli olması için bak tamam sınavda senin için vakit çok önemli eyvallah. Ama emin ol. Bu tarz hamleleri yapman, düzenli yazman seni yavaşlatmaz. Aksine zaman kazandırır. E, bu cümleleri ben sana kamp boyunca, sene boyunca tekrar edeceğim. E, lütfen dediklerimi dikkate al. Düzenli yazmak demek yavaş olmak demek değildir. Bunu sakın aklından çıkarma. Düzenli olmak demek daha hızlı olmak demektir. Bunu denedikçe sen de anlayacaksın. Emin olabilirsin. Şimdi A ve B. Burada A'nın doğal sayı olduğunu biliyorsam eğer ben, B'nin bir kere pozitif olması gerektiğini biliyorum sıfır hariç. Yani pozitif olması gerektiğini biliyorum ve 20'yi de tam bölmesi gerektiğini biliyorum. Şimdi 20'yi tam bölüyorsa abi 1 böler 20'yi. 2 de böler. 4, 5, 10 ve 20. 20'yi bölenlerdir. Peki B'nin alabileceği değerleri ortaya çıkarmış olduk. Peki A'nın alabileceği derler. Şimdi ben 20'yi 1'e bölersem A 20 olur. 2'ye bölersem 10 olur. 4'e bölersem 5. 5'e bölersem 4. 10'a bölersem 2 ve 20'ye bölersem 1 olduğunu görürüm. Şimdi bana diyor ki birinci öncülde A artı B toplamının en büyük değeri 21'dir. Bak şu ikisini toplarsam 21 gelir. Bu ikisini toplarsam 12. Şunların toplamı 9. 9, 12 ve 21 yaptığını görürüm. Bu toplamın alabileceği en büyük değerinde zaten 21 olduğu açıktır arkadaşlar. Bundan kaynaklı birinci öncülümüze doğru dedik. Geldim 2'ye. A artı B toplamının en küçük değeri 9'dur demiş. Ki gerçekten toplamların en küçük değerinde burada 9 olması gerektiğini gördük. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur. Eşitliği sağlayan 3 tane AB ikilisi vardır diyor. Hayır efendim 3 tane değil toplamda 6 tane olduğunu görüyoruz biz burada. 6 tane AB ikilisi vardır. 3 tane değildir. Ha şöyle demiş olsaydı mesela. A artı B'nin alabileceği 3 farklı değer vardır demiş olsaydı. Evet bunların 9, 12 ve 21'den başkası olmadığını anlardık. Buna da doğru derdik ama şu an kimse kusura bakmasın bu yanlıştır. Doğru cevabımız da 1 ve 2 olmalıdır dedik gençler. Ve böylelikle kitabımızın ilk sayfasının çözümlerini bitirdik. Konu anlatımını bitirdik. Geçtik 5'e. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğu belirtilmiş. E, A 18 eksi B'ye eşitmiş. A çarpı B'nin alabileceği en küçük değeri ve en büyük de değeri bul. Bunların farkını bul demiş. Çünkü kaç eksiktir diye sorulmuştu. Şimdi bu tarz durumlarda çarpımlarının en büyük veya en küçük değerini buldurma sorularında mutlaka bunların toplamlarını elde etmeye gayret gösterin. Bundan kaynaklı ben eksi b'yi bu tarafa atacağım ve böylelikle diyeceğim ki a artı b eşittir 18'dir. Şimdi toplamları 18 olan iki tane sayımız var. Toplamları 18 ise toplamları sabit olan sayıların çarpımlarının en büyük değerini bulmak için birbirlerine yakın seçmemiz gerekiyor. En küçük değerini bulabilmek için de bunları birbirinden uzak seçmemiz gerekiyor. Lütfen buraya bu notu al. En büyük istiyorsa yakın, en küçük istiyorsa olabildiğince birbirinden uzak seçmemiz gerekiyor. Şimdi birbirinden farklı dediği için demeseydi 9'a 9 seçerdim. Çünkü 9'a 9'un toplamı 18'dir ve birbirlerine de gayet yakındır. Ama birbirlerinden farklı dediği için bu durumu eriyorum. Bunlara dikkat ediyorsun. Birini 8, birini 10 seçiyorum. Böylelikle toplamları 18 oldu. Birbirlerine gayet yakınlar. 9'a 9'dan sonra en yakın bunlar. O halde çarpımlarının en büyük değeri 8 kere 10'dan 80'dir diyebilirim. Peki en küçük değerini nasıl bulacağım? Birbirlerinden uzak seçmem gerekiyordu. E bunlar pozitif tam sayılar olduğuna göre birini 1 bir, ötekini 17 seçersem birbirlerine gayet uzak olmuş olurlar. Ve böylelikle 1 çarpı 17'den en küçük değerinde 17 olması gerektiğini anlarım. Peki kaç eksiktir diye sorulmuştu artık 80'den 17'yi çıkarabiliriz. Gençler doğru cevabımızın da 63 olması gerektiğini tabii ki söyleriz. Evet 5. kazanımımızı da çözdük. Geçtik 6'ya. Burada da ABC negatif tam sayılardır bilgisi veriliyor. A eksi B 8 ve B eksi C de 11 olarak verilmiş. Bu eşitlikleri sağlayan ABC değerleri için A artı B artı C toplamının en büyük değeri sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada hani taraf tarafa toplayabilirsin çıkarabilirsin bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama burada şunu görmemiz gerekiyor bak A eksi B 8'dir. B eksi C 11'dir diye bunları okumak yerine şöyle desen soruyu bence çok daha kısa çözebilirsin. A B'den 8 fazlayken B de C'den 11 fazlaymış dersen. E bunların da negatif olduğunu biliyordun. Şimdi bir tane sayı doğrumuz olsun. Böyle bir şey düşünelim. Sıfır şurada abi. Bunlardan en büyüğü hangisi? E, A'ymış. Çünkü A B'den B de C'den fazla. O zaman sıralamamız şu şekilde olmalı. A B ve C biçiminde olmalı. Şimdi ben bunların toplamının en büyük değerini istiyorsam A'yı en büyük seçmek zorundayım. Yani eksi 1 seçmek zorundayım. E peki A B'den 8 fazla değil miydi? Demek ki bu eksi 9'muş. E B de C'den 11 fazlaydı. O halde bu da eksi 20'ymiş. Peki bunların toplamı sorulmuştu bize. Cevabımız eksi 30'un ta kendisi olacaktı. Dedik ve 7. kazanım bakışta devam ediyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. 2A artı 3B eşit 42 eşitliğini sağlayan burada 3 tane öncül var. Bu öncüllerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın 2A artı 3B'yi yazdım eşittir 42 dedi. Tamam. Burada şu hareketi yapacağız. Eğer ki ben A'yı 21 seçersem B'yi de 0 seçersem. 2 kere 21 42 3 kere 0 0 yaptı topladık 42 geldi muhteşem. Tamam bunda bir sıkıntımız yok zaten. Şimdi bu aşamada Şuradaki 2 ve 3'e bakıyorsun. 2 ve 3. Bunlar aralarında asalsa burayı 3 azaltıp burayı 2 azaltarak e, artırarak sürekli yeni ikililer elde edebilirsin. Sürekli. Yani olay şu hocam. Bak ben burayı 3 azalttım 18 geldi. 3 azalttım 15 geldi. 3 azalttım 12, 9, 6, 3 ve 0 dedim. Şimdi burayı da 2 artırarak yoluma devam ediyordum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 15 pardon 12 ve 14 dedim. Bak böylelikle aradan bir tane seçtim şu. 2 kere 6, 12, 10 kere 3, 30 topla 42. Sağlar, sağlamak zorunda. Tamam. Şimdi ne demişti hocam bize? 8 tane A değeri vardır. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğunu bulduk. Doğru. Devam edelim. B değerlerinin toplamı 56'dır. Şimdi B değerleri şunlardı. Bunları toplayınca 56 geliyor mu diye bakacağız. Şöyle ki 0, 2, 4 daha 6 yaptı. 6 daha 12, 8, 20 geldi. 30, 42, 56. Demek ki doğruymuş. Bunları kısa yoldan da toplayabilirsiniz. Mesela şöyle 8 tane ya. Sondaki ile baştakinin toplamı ne yapar? 14. Bak dikkat et. 2 ile 12'nin de toplamı 14. 4 ile 10'un da toplamı 14. 6 ile 8'in de toplamı 14. E demek ki ben baştaki ve sondakini buldum 14 ya. E ben bunları ikişerli gruplar haline getirirsem 4 grup oluşur. 4 kere 14'ten de 56 diyebilirsin toplamına. O da ayrı bir mevzu. Tamam. 56 ymiş, 56 56'ymış doğru. A ve B değerleri için A kere B çarpımının en büyük değeri 72'dir. Şimdi ben bunları çarparsam burası 0 gelir. Bunların çarpımı 36'dır. Çarpımları 60'dır. 6 kere 12 72'dir. 8 kere 9 da 72'dir. 6 kere 10 60. 3 kere 12 36 ve 0 kere 14'ün 0 yaptığını görüyoruz. Alınabilecek burada maksimum değerin 72 olduğunu gördük ki en büyük değer 72'dir demişti. Yani benim 3. öncülüm de doğruymuş. O halde cevabımız 1, 2 ve 3'tür diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki gençler, eğer ki bunların doğal sayı olduğu dile getiriliyorsa ve adetleriyle alakalı bir soru işareti varsa soruda tamam mı? Adet kaç tane adet ikili olduğunu bulmak istiyorsun mesela. Hemen şunu yapabilirsin bak. Bunlar 2 ve 3'ün ortak katı kaç abi? 6. Doğru mu? 42'yi bu ortak kata böldüğün bir eklersen ne bulursun? 8. İşte bu sana adedi verecektir. Hani biz 8 tane A değeri vardır. Tabi burada bunların tamamını bulmak bizim için önemliydi. Çünkü çarpımları da gerekiyordu bize. Toplamları da gerekiyordu. Bunların tamamını bulmak bizim için önemliydi ama sadece sayısıyla alakalı bir soru işareti varsa 2 ile 3'ün kat sayıların ekokunu buluyorsun. 6. 42 bölü 6 7 yaptı. 7'ye 1 eklersen 8 tane diyorsun. Eğer doğal sayı olmasına yani 0'ı kullanmana müsaade etmiyorsa o halde şunu yapacaktın. 42 bölü 6 eksi 1'den Doğru cevabın e, kaç 6 tane olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilecektin. Şimdi devam edelim. 8. kazanım bakışta. A ve B birer tam sayı olduğu bilgisi verilmiş. A artı A kere B eşittir B artı 7 eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır diye sorulmuş bana. Şimdi burada da şunu yapabiliriz. Öncelikle burada ve burada A'nın olması öyle tesadüfi değil. Burada A parantezinde... A artı değil 1 artı 1 artı B olarak yazabilirsin burayı ve burası da B artı 7 gelmiş oldu. Güzel. Şimdi ben A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa toplayıp A'yı yalnız bırakacak olursam A eşittir B artı 7 bölü B artı 1 olarak yazabilirim. Bak buradaki 1 artı B çarpım durumundaydı. Karşı tarafa bölüm olarak gönderdim. Ve bu da şöyle yazalım. A eşittir B artı 1 artı 6 Bölü B artı 1 olarak yazabilirim. Ve böylelikle artık bak karşıma şöyle bir şey çıkar. B artı 1'in B artı 1'e oranı artı 6'nın B artı 1'e oranı diyebilirim. Yani bu da şunu demektir. A eşittir. B artı 1'i B artı 1'e bölersen ne gelir? E 1 artı 6 bölü B artı 1 yazdım. Güzel. Şimdi kaç farklı A B sıralı ikilisi vardır diye sorulmuştuk bana. Ben burada A'yı elde edebilmek için tam sayıydı ya. Bak bu tam sayı. Hocam bir de tam sayıdır değil mi? O halde buranın da tam sayı olması gerekiyor. Yani 6 bölü b artı 1 ifadesinde buradaki b artı 1'lerin 6'nın bölenleri olması gerekiyor. Tam bölenleri olması gerekiyor. Peki 6'nın tam bölenleri nelerdir? İşte hocam eksi 6 vardır. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 1 var. 2 var. 3 var ve 6 var. Başka da yok. Şimdi b artı 1'ler bunlarsa yani b'nin bir fazlaları bunlarsa b'nin kendileri nelerdir? Bir fazlası eksi 6 ise kendisi eksi 7'dir. Demek ki bunları birer birer azaltarak B değerlerini elde edeceğim. B değerleri de bir azalttım. Eksi 4, eksi 3, 0, e, pardon, eksi 2, eksi 2, 0, 1, 2 ve 5 olacakmış. B değerleri bunlar. Ve bu. Kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır diye sorulmuştu ya. E ben şimdi burada B değerlerini götürüp şurada yerine yazdıkça bak şurada ve şurada yerine yazdıkça birbirinden farklı A'lar elde etmeyeceğim mi? E edeceğiz. O halde ben şunu artık rahatlıkla söyleyebilirim ki ne kadar B değeri varsa o kadar A değeri vardır ve o kadar AB sıralı ikilisi üretebiliriz. Bundan kaynaklı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane AB ikilisi olduğundan ...bahsedilebilir bu sorumuzda. Her bir soruda... ...farklı bir kazanım... ...uygulatarak sana... E, ...bu tarz soruların aslına bakarsan... ...tamamının nasıl çözüleceğini... E, ...aktarmaya gayret gösteriyorum. Aman dikkat et. Çünkü... ...bu tarz sorular canını yakar. Bak 5-10 dakika önce de söyledim. Hem TYT'de hem AYT, AYT'de... ...karşına çıkma ihtimali olan sorular... ...MSV'de de tabii ki... ...karşına çıkma ihtimali bulunan sorular. Bundan kaynaklı dikkat ediyorsun... Direkt olarak bu soruyu sormayabilirler. Buna benzer bir soru sormayabilirler ama farklı bir sorunun içerisinde kazanım olarak bu konular barınabilir. Bundan kaynaklı dikkat ediyorsun bu konulara ve bu çözümlere. Devam. A bir tam sayı ve B bir sayma sayısıdır. Bak A'nın tam sayı olduğundan bahsediyor. B de bir sayma sayısıymış tamam mı? Yani A negatif olabilir ama B olamaz diyoruz. B sıfır dahi olamaz. 3A eksi A kere B 36 eşitliğini sağlayan kaç farklı A değeri vardır diye soruluyor bana. Şimdi burada ben yine A'ları burada hem burada hem de burada vermesinin tesadüfe tesadüfi olmadığını biliyoruz artık. Demek ki A parantezini alır, alacak olursam burayı 3 eksi B yazalım diye vermiş ve bu da 36'nın ta kendisiymiş. Şimdi burada A'yı ben 36 bölü 3 eksi B biçiminde de ifade edebilirim. Karşı tarafa bölüm olarak gönderdim 3 eksi B'yi. Pekala A'nın tam sayı olduğunu biliyorsam o zaman karşı taraf da tam sayı. Çünkü A buna eşit. E karşı taraf tam sayıysa 3 eksi B dediğim ifadeler kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? 36'nın tam bölenleri. Peki 36'nın tam, bölerin, tam bölenleri nelerdir? Buna bakalım. Şimdi hocam eksi 36 negatiflerden başlayalım. E, 36'yı tam böler. Eksi 18 tam bölecektir. Eksi 12 yine tam böler. Eksi 9, eksi 6, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Tabi bir de bunların pozitifleri var. 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2 ve 1. 36'yı tam bölenlerdir. Tamam arada eksik var mı diye şöyle bir bakıyorum, kontrol ediyorum. Ee, yok tamam güzel. Şimdi şöyle yapalım. 3 eksi B eğer eksi 36 ise mesela. B burada 39'dur. 39 bir sayma sayısı mı? Evet. 39 bir sayma sayısı iken A tam sayı gelecek mi? Evet. Zaten A tam sayısı gelsin diye yaptık bunları. Peki 3 eksi B eksi 18 iken acaba B kaç olur? Onu bulalım. B sevgili arkadaşlar 21 olacaktır. Şimdi bu şekilde devam edersem tık 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 tık. Eğer eksi 1 ise B de burada 4 olacaktır. Ha bak e 39'dan azalmaya başladık. Devam ettik. 4'e kadar indik. Bunların her biri sayma sayısı mı? Evet. Şimdi o zaman ne kadar burada B değeri bulduysa o kadar A değeri vardır bizim için. Peki geldim buraya. Mesela 3 B 36 ise B'nin aslına bakarsanız eksi 33 olması gerektiğini söylüyorum ama B sayma sayısıydı. O olamaz. 18 iken de olamaz. 4 iken dahi olamaz bak. 3 eksi B eşittir 4 ise B'nin eksi 1 olması gerekiyor. Bu da olamaz. 3 B 3 ise B'nin 0 olması gerekiyor. Bu da olamaz. Çünkü sayma sayısı demiştik ama 3 eksi B 2 iken B 1'dir. 3 eksi B 1 iken B 2'dir derim. Yani iki tane de buradan geldi B değeri. Bu B değerlerine karşılık da A değerleri elde edilecek. Şimdi yukarıda kaç tane B değeri elde etmiştik? 9 tane. 10, 11 tane B değeri varsa 11 tane de A değeri vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet bu sorumuzu da tükettik. Geçtik kazanım bakış 10'a. A, B ve C birer tam sayı olarak belirlenmiş. A kere B eksi 32 ve B kere C'de 48 olarak verilmiş bize. Ve ne isteniyor? A artı B artı C toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi şöyle ki ben A, B ve C. A ile B artı C'nin toplamı elde edilebilir mi mesela buradan? Bakın çok güzel bir hareket yapacağım şimdi. İyi izle. Şöyle ben bunları taraf tarafı toplarsam. A kere B ile B kere C'nin toplamı 48 ile eksi 32'nin toplamı bana 16'yı verecektir. Hadi bir de bunu B parantezine alalım. B parantezinde A artı C bana 16'nın ta kendisini verir. Güzel. Bak şimdi ne oluştu biliyor musun? Ben B sayısıyla B tam sayısıyla A artı C tam sayısını çarpıp 16 bulmuşum. Ve benden B ve A artı C bunların toplamı isteniyor aslına bakarsan bak. B ile A artı C'nin toplamı isteniyor. Aa çok güzel. Çarpımları bilinen iki sayının toplamlarının maksimum ve minimum değerlerini bulacağım. Ve bunlar tam sayıdır. Lütfen unutmayalım. Şimdi madem öyle uzak seçeceğim birbirinden. Mesela ben bunu 1, bunu 16 seçecek olursam. Eee... Toplamları 17 olacaktır. Bu bana maksimum değeri verir. Minimum değerlerini bulmak için de yine tam sayı olarak bakıyoruz ya. Negatifler işin içine girecek. Negatiflerde de en küçük değeri bulurken yine birbirinden uzak seçeceğiz. Yani ben bunu eksi 1, buna eksi 16 seçersem çarpımlar 16 olur. Toplamları da eksi 17 olur ki bu da bana minimum değerinin ta kendisini verecektir diyebiliriz sevgili gençler. Maksimum 17, minimum eksi 17 ise kaç fazladır diye sorulmuştu. Üsttekinin alttakini çıkarttığım takdirde 34 fazla olması gerektiğini elde edebilirim. İkinci sayfamızda bitirdik artık devam ediyoruz. 11. kazanım bakışla. A ve B birer tam sayı olarak verilmiş. A sayısı bu B sayısı da budur deniliyor. A kere B çarpımının en büyük pozitif tam sayı değeriyle en büyük negatif tam sayı değerinin toplamı sorulmuş. Şimdi ben A ve B ile alakalı bunları topladığım takdirde eksi 3x ile artı 3x birbirini götürüyor. Ve burada A ile B'nin toplamı 16 ile eksi 28'in toplamından eksi 12 olarak karşımıza çıkıyor. Toplamları bilinen iki sayı var elimde. Çarpımlarının en büyük değerini bulmam gerekiyor şimdi benim. Şimdi hocam çarpımlarının en büyük değeri bulunacaksa birbirinden farklı falan da dememiş zaten burada. O halde ben tutup burada bu sayıları birbirine yakın seçecek olsam. Mesela eksi 6 ve eksi 6 seçsem. Toplamları eksi 12'dir. Çarpımları da bana ikisinin çarpımı pozitif olacağı için 36'yı verir. Bak çarpımlarının en büyük pozitif tam sayı değeri bana 36'nın ta kendisini verdi. Güzel. Bunu elde ettikten sonra şimdi ne yapacağız? Minimum değerini bulacağız. Yani en büyük negatif tam sayı değerini bulacağız. Tamam. En büyük negatif tam sayı değerini bulabilmek için ne yapılabilir? Şimdi buna bakalım. Bak unutma çarpımları negatif olacak. Şimdi ben toplamları eksi 12 olacak biçimde çarpımları da negatif gelecekse eğer o halde bunlardan birini 1 bir, ötekini de eksi 13 seçerim. Böylelikle toplamları eksi 12 olacaktır. Çarpımları da eksi 13'ün ta kendisini verecektir bana. Güzel. Şimdi bunu da bulduktan sonra. En büyük negatif tam sayı değeri bu. En büyük pozitif tam sayı değeri bu. E ne demişti toplamı kaçtır? E ben bunları toplarsam 23 gelmesi gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Devam. 12. kazanım bakıştayız. A, B ve C birer sayma sayısı. A, B'den, B B'de, C'den küçük. C artı B bölü A 27 ise bu toplamın A artı B artı C toplamının en büyük değeri soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burada C en büyük olacak. En büyük olacağı için C'yi olabildiğince yüksek seçebilirim. Yani 27 seçsem mesela. Ha, olmaz o zaman B'nin 0 olması gerekiyor sayma sayısı demişti. O zaman 26 seçelim. Şimdi ben bunu 26 seçersem şuranın 1 gelmesi için A'nın B'ye eşit olması gerekiyor. Ama A B'den küçüktü. O zaman 26 da olmaz. C'yi 25 seçelim hocam. Böylelikle yandaki B bölü A'nın kesinlikle 2 olması gerekiyor ki toplamları 27 olsun diyelim. Tamam mı? Bak bu olur. Nasıl olur biliyor musun? Şimdi ben A artı B artı C'nin en büyük değerini bulacaksam B'yi de büyük A'yı da büyük seçmem gerekiyor ya. Ama B'yi de 25'ten yani C'den biraz küçük seçmem gerekiyor. Mesela 24 gibi. Eğer burayı 24 seçersem bu kısmın 2 olabilmesi için A'nın da 12 olması şarttır. Bundan kaynaklı A artı B artı C'nin toplamı 25 ile 24'ü topladım 49. 12 daha bana 61'in ta kendisini verir. Bu da A artı B artı C'nin maksimum değeridir denilebilir. Evet gençler 13. kazanım bakışa geçiyoruz. Bu tarz sorular bak, karşına her zaman her yerde çıkacak. Her zaman ihtiyacın olabilir. Bu tarz sorulara dikkat ediyorsun. Şimdi bak bir çözüm taktiği de var mı? Evet var. Her yiğidinde yoğurt yeme biçimi birbirinden farklı ya. Ee, sen farklı çözüyor olabilirsin. Bir arkadaşın farklı çözüyor olabilir. Ben de farklı çözüyor olabilirim. Dolayısıyla benim çözümümü iyi dinle. Eğer seninkisi daha iyisi kendini çözümünle yoluna devam edebilirsin. Sıkıntı yok. Ama benimki daha iyisi lütfen bunu kap tamam mı? x üzeri 4 çarpı y küp pozitifmiş. Abi buralarda çift kuvvet varsa bunları görmezden gelin. Şunu mesela görmezden gel. x üzeri 4'tü ya. E görmezden geldik hocam ne oldu? Niye? Çünkü zaten pozitif. Tamam zaten pozitif. Bunların hiçbiri sıfır olamıyor çünkü eşitlik yok. Zaten pozitif olduğu için pozitifi görmezden gel. Tek kuvvet varsa da kuvvetleri görmezden gelebilirsin. Yani şunları küpü, beşi, üçüncü kuvveti, yedinci kuvveti. Bak birinci kuvvet vardı onu zaten görmezden gelsek ne olacak? Hepsini birinci kuvvet gibi düşün. Böylelikle y'nin pozitif olması gerektiğini çok iyi anladım. Y pozitifken z ile çarpılınca negatif oluyorsa z kesinlikle negatiftir. Z negatifken x de çarpıldığı zaman pozitif oluyorsa x de kesinlikle negatiftir. Yani x, y, z için artık şu mümkün. Bu negatif, bu negatif, bu pozitifmiş abi. Tamam. Şimdi aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir diye sorulmuştu. Bakalım. Bunları toplarsam iki tane negatif bir tane pozitifin toplamı negatif de olabilir pozitif de olabilir. Dolayısıyla a'yı eledim. X de y'yi çarptım hop eksi yaptı üstüne bir de eksi ekledim yine eksi yaptı. Y ile z'yi çarptım negatif x zaten negatifti topladım yine negatif gelir. X çarpı z eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Üstüne de artı eklersem y'yi eklersem cevap d'ymiş. E niye olamıyormuş bir de ona bakalım. x'ten diyor yani negatif bir sayıdan e, eksi z artı y demişim. Eksi z pozitiftir e, x negatifti e, y o da pozitifti ama aynı burada iki negatif bir tane pozitifin toplamının negatif veya pozitif olacağından kesinlikle yani daima haberimiz olamayacağı için. E, burada da iki pozitif bir negatifin toplamı daima pozitiftir diyemeyiz o halde cevabımız gerçekten D şıkkıymış gençler. Şimdi sağ üst tarafa geçiyoruz. Rasyonel sayıyı tanımlamaya başlayalım. Arkadaşlar rasyonel sayılar kümesini Q ile gösteriyoruz. Ve öyle bak bu kümelerin de okunuşunu öğrenirsen fonksiyonlarda kümelerde çok fazla işine yarar. Ee, buna emin olabilirsin. İyi dinle. Rasyonel sayılar kümesi öyle A bölü B'lerden oluşmakta ki. Bak şuradaki çizginin anlamı o. Öyle demek tamam mı? Öyle A bölü B'lerden oluşmakta ki. A'lar ve B'ler birer tam sayı ve B sıfırdan farklıdır. Eğer ki ben şu şartları sağlayan A bölü B'leri elde edersem tüm rasyonel sayıları da elde etmiş olurum. Tamam B sıfırdan farklı olacak A ve B tam sayı olacak ve ben bir sayıyı A bölü B biçimde ifade edeceğim. Mesela 1 bölü 2 gibi, eksi 2 bölü 3 gibi, 7 bölü 4 gibi, 1 bölü 100 gibi. Veyahut 0 bölü 7 desem mesela 0 bir tam sayı mı? Evet. 7 bir tam sayı mı? Evet. Ve 7 sıfırdan farklı olduğu için 0 bölü 7 dediğimiz aslında 0 olan şey yine bizim için bir rasyonel sayıdır. Mesela 5 bölü 1 gibi. 5 bölü 1 e 1 tam sayı 5 de tam sayı 1 sıfırdan farklı o zaman 5 bölü 1 yani 5 de bir rasyonel sayıymış. O halde tüm tam sayılarda bir rasyonel sayıdır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Yani o zaman rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini kapsıyor mu? Evet kapsıyor. Her doğal sayı ve tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Şimdi her doğal sayı ve tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Evet bak burada da gösterdim 5 bölü 1 gibi. Okey bunu anlamışız. Sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır. Bak sıfırı sıfırdan farklı bir tam sayıya böldüm. Bölümü sıfırdır ve bir rasyonel sayıdır. Sıfırdan farklı bir tam sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Yani sıfırı pardon sıfırdan farklı olan bir sayı 7'yi sıfıra böldüm. Bu ifade tanımsız. Güzel. Sıfırı sıfıra bölersem ne olur? Sıfırı sıfıra bölersek bu ifade artık bizim için belirsizdir. AYT kampının son demlerinde göreceğiz. 12. sınıflar siz daha görmediniz ama belirsizliklerde göreceğiz. Limit ve süreklilik derslerinde, belirsizlik derslerinde sıfır bölü 0 belirsizliği diye direkt konu başlığımız olacak sevgili arkadaşlar. İrrasyonel sayı. Bunu Q üssü ya da I ile gösterebiliriz. Q üstü diyorum aslında Q'nun tümleyeni. Q neydi? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayıların tümleyeni rasyonel olmayan sayılardır. Bundan kaynaklı da irrasyonelleri biz rasyonel olmayan olarak tanımlayabiliriz. Bu küme rasyonel sayılardı. İşte bu kümenin elemanı olmayan sayılara biz irrasyonel sayılar diyeceğiz. Hangi sayılar irrasyoneldir? Kök dışına çıkamayan sayılar. Mesela kök 2 gibi. Kök 3'ün eksilisi gibi. 2 kök 3 gibi. Kök 3 türettiğimiz bir sayı sonuçta. Veya küp kök içerisinde 4 gibi. Veya 5. dereceden kök içerisinde 81'in eksilisi gibi. Olan kök dışına çıkamayan sayılar irrasyoneldir. Veya özel olarak pi sayısı 3,14. Yani bazı hani ilkokulda falan e, pi'yi 3 alırız diye devam ediyoruz. Ve işlem kolaylığı açısından yapıyoruz onu. Pi 3 falan değil. Zaten adı üstünde pi'yi 3 alınız diyor. Değil mi? 3 değil 3,14 de değil. Virgülden sonra düzenli devretmeyen sayıları var sonsuz adet. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar pi sayısı sayı doğrusu üzerinde net bir yeri olmadığı için irrasyoneldir diyebiliriz. Aynı köklü sayılar gibi. Veya e sayısı, euler sayısı bizim için bir irrasyonel sayıdır gençler. Veya fi sayısı altın oran 1,618 diye devam eder. Bir hane daha yazalım şuraya. 1,618 diye devam eder. Yine net bir sayı değildir. Dolayısıyla bu sayılar da irrasyonel sayıdır diyebiliriz. Peki gerçek, gerçel veya reel sayı nedir gençler? ÖSYM genel itibariyle gerçeli kullanıyor. Aklınızda bunu olsun ama hani gerçel deyince aa İsmail Hoca bana onu gerçek diye öğretmişti demezsin sanırım. Değil mi? Yani gerçek, gerçel, reel sayılar, bunların tamamı aynı şeydir. Sayı doğrusu üzerinde bulunan her bir sayı gerçel sayıdır arkadaşlar. Tamam, bunu bu kadar bilseniz yeter. Sakın ha şöyle bir şey e, demeyelim. E, tüm sayı kümelerini kapsayan küme reel sayılar kümesidir diye bir şey demeyelim. Çünkü daha karmaşık sayılar var ve biz bunu daha henüz öğrenmedik. Bunu ikinci dereceden denklemlerin içerisinde öğreneceğiz. Şimdi notumuz var. E, bu notta da artık sayı kümelerini Venn şemasıyla bir görselleştirelim en içe doğal sayıları yazdım. Doğal sayıların da içerisine aslında bir şey yazmak istiyorsan eğer şunu yazabilirsin. Şöyle gösterip buraya sayma sayıları yani pozitif tam doğal sayılar gibi bir simgeyle gösterebilirsin ama lüzumu yok. Şimdi doğal sayılar dedik. Doğal sayıları kapsayan ilk kümemiz tam sayılar kümesidir. Tam sayıları kapsayan ilk kümemiz rasyonel sayılar kümesidir. Rasyoneli dışında kalan turuncu bölge tamamıyla nedir? İrrasyonel sayılardır. Ve İrrasyonel sayıları da bu şekilde kapattığımız takdirde bak irrasyonel sayılar artı yani birleşim rasyonel sayılar bize neyi veriyormuş? Reel sayıları veriyormuş. O halde ben reel sayıları şu şekilde yazabilirim. Rasyonel birleşim irrasyonel ya da rasyonel birleşim irrasyonel biçiminde gösterebilirim. Evet. Diğer sayfamızda 14. kazanımdayız artık gençler x eksi 35 bölü y artı 20 eşit 0 eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için x artı y toplamı hangi değeri alamaz diye soruluyor. Bir kere bu ifade sıfıra eşit. Bir kesrin sıfıra eşit olabilmesi için pay kısmının 0 olması lazım. Yani x eksi 35 eşittir kesinlikle sıfırmış. Buradan x'in yüzde 35 olması gerektiğini biliyorum artık. x kesinlikle 35 iken x artı y hangisi olamaz diye soruluyor ya. E, x 35'ti 35 artı y acaba hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi ben o zaman şunu bulmam gerekiyor. Y'nin olamayacağı, eşit olamayacağı değer nedir? Y'nin eşit olamayacağı. E şimdi paydanın sıfır olması durumunda sıfır bölü sıfır belirsizdir. Sıfır eşit değil demek ki ben y artı 20 eşit değildir sıfır diyeceğim. Ve y eksi 20'den farklı olacak bu 20'yi sağ tarafa gönderirsek. Y eksi 20'den farklıysa, 35 artı eksi 20 dersem y eksi 20 seçtiğim takdirde bu ifade kesinlikle 15'e eşit olamaz sevgili arkadaşlarım. X artı y 15'ten farklı olmak zorunda diyebiliriz. 15. kazanım örneğimizde ise bu ifadeyi tanımsız yapan iki değerlerinin çarpımı sorulmuş. E şimdi ifadenin tanımsız olabilmesi için artık biliyoruz ki paydanın sıfır olması gerekiyor. Burada payda diye niteleyebileceğimiz neler var? x artı 7 bir paydadır. Dolayısıyla x artı 7'yi 0'a eşitlersem x eşittir. Eksi 7 olacaktır. Eğer ki <laughs> bu ifadede x sayısı eksi 7 olursa bizim ifademiz tanımsız olacak demektir. Peki başka payda var mı? E tabii ki var. <laughs> Bak 5'in altında kalan şu kısımda yine bizim için paydadır. O halde 4 eksi 8 bölü x artı 7'yi ben 0'a eşitleyen x'i bulacak olursam işte o x değeri de bunu tanımsız yapacaktır. Bundan kaynaklı şuranın 4 olması gerekiyor. E şurası 4 ise eğer bak burası 4 ise, paydanın 2 olması gerekiyor. Yani x artı 7'yi ben 2'ye eşitleyeceğim ve diyeceğim ki x eşittir eksi 5 olursa yine bu ifade tanımsız olacak. Başka da payda kalmadığına göre x değerlerinin çarpımı sorulmuştu. Eksi 7 ile eksi 5'in çarpımı bana 35'in ta kendisini verir. Cevabımız da budur deriz sevgili gençler. Devam edelim 16. örnekle. A'nın bir rakam olduğundan bahsetmiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi A'nın rakam olduğunu biliyoruz. Paydayı sıfır yapan bir değer var mı diye bakacağım. Çünkü bu ifadenin rasyonel olduğunu iddia ediyor bana ifade. A kare eksi 3. Şimdi A kare eksi 3 sıfırsa A kare 3'tür. Ve karesi 3 olan herhangi bir rakamımız yok. Dolayısıyla paydayı sıfır yapan herhangi bir A değeri bulamayız. Yani bu kesinlikle doğrudur. Geçtim 2'ye. 27 bölü a kare eksi 9. Şimdi a kare eksi 9. Bunu sıfıra eşitleyen bir değer var mı diye bakalım. A kare eşittir 9 olursa a rakamı 3 olacaktır. Şimdi a 3 olduğu takdirde payda 0 yani ifade tanımsız olabiliyor. Tanımsız olabildiği için de rasyonel sayı olmayabilir. Evet doğru olmayabilir. O halde ikinci öncülümüz de doğru. A kare artı 4'ün karekökü eksi 2. Bu ifade bir gerçel sayıdır. Şimdi bunun gerçel sayı olabilmesi için Şuradaki çift dereceli yani ikinci dereceden kökün içerisi negatif olmamalı. Yani a kare artı 4 daima sıfırdan büyük veya eşit olmalı diyeceğim. E şimdi ben herhangi bir rakamın karesini aldığım takdirde pozitif bir sayı elde ederim. Veya en kötü sıfır elde ederim. Sıfırın üzerine de 4 eklediğim takdirde evet gerçekten bu sıfırdan büyük veya eşittir. Hatta 4'ten bile büyük veya eşittir. Bundan kaynaklı bir gerçel sayıdır. Yani bu da doğruymuş. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. 16. örneğimizi de çözdük. Devam ediyoruz 17. kazanımla. Ne diyor bakalım. A ve B. A artı 1 bölü B eşit 24 eşitliğini sağlayan birer gerçek sayıdır. Buna göre A bölü B ifadesinin alabileceği en büyük değer soruluyor bize. Şimdi burada şunu yapabiliriz. A bölü B'nin alabileceği en büyük değer sorulmuştu ya. Şöyle bir şey desem. Ben abi 1 bölü B'yi bir rakam gibi düşünsem. Yani rakam demeyelim de. Hani C gibi bir sayı gibi düşünsem. Tamam C olsun bu. Böylelikle eğer ki ben şu kısmı C olarak kabul ettiysem. A ile C'nin toplamının 24 olması gerektiğini biliyorum artık. Tamam. Benden ne isteniyor? Şu A bölü B'yi A çarpı 1 bölü B biçiminde ifade edemez miyim ben? Doğru değil mi? Bir sıkıntı yok. E 1 bölü B'ye de C olsun dememiş miydim ben? Demek ki benden de A çarpı C'nin maksimum değeri isteniyor. O halde ben derim ki... ülen bu ikisinin toplamının değerinden kaç olduğunu biliyorsam... Çarpımlarının maksimum değerini bulmak için... Ben bu sayıları birbirine yakın seçmek zorundayım. Aaa çok güzel. Yakın seçeceksen bunu 12 bunu da 12 seçerim. Doğru mu? Doğru gayet güzel. Şimdi madem A'yı ben 12 buldum. O halde artık C dediğimiz ifade neydi? 1 bölü B'ydi. Yani benden zaten A çarpı 1 bölü B'nin maksimum değeri sorulmuyor mu? Yani A çarpı C. O zaman 12 çarpı 12 bana 144'ün ta kendisini verir. Yani aslında bakarsan buradaki B dediğimiz ifade neymiş biliyor musun? 1 bölü 12'ymiş. Bak 12 artı 1 bölü 1 bölü 12 ters çevir çarp 12 artı 12 eşittir 24 yapar. Anlaştık mı? Burada şu hareketi yapmak, şu hareketi yapabil biliyorsan eğer, evet sende bir şeyler oturmuştur. Bu hareket aklına gelmiyorsa, sen ısrarla düşünüyorsan, A'ya şunu versem B bu olur, A'ya şu olsa B bu olur diye düşünüyorsan, e, mutlaka ama mutlaka bu hareketleri yapabilmeyi görmen gerekiyor. Bu hareketleri yapabilmen gerekiyor. İşte bu şekilde soru çöze 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 çöze. Kazanım sorularının amacı bu zaten. Tamam bunları bu şekilde çöze 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 oturacaktır. Hiç merak etme tamam. 18. kazanım örneğimiz devam ediyoruz. AB'den BDC'den küçük olmak üzere ABC gerçel sayılarının çarpma işlemine göre terslerinin toplamı 1 bölü 15 olduğuna göre yani 1 bölü A, 1 bölü B ve 1 bölü C'dir bunların çarpma işlemine göre tersi diyorsa bu şekilde çarpımsal ters alıyorsun. Tamam Yani payına 1 yazıp sayıyı paydaya yazıyorsun. İşte bunların toplamı neymiş? 1 bölü 15. Pekala. C'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada şunu söyleyeceğim. A, B'den B'de C'den küçükse o halde 1 bölü A, 1 bölü A, 1 bölü B'den, 1 bölü B'de, 1 bölü C'den daha büyüktür diyeceğim. Yani tam tersi normalde A, B'den B'de C'den küçüktü ama payda kısmı daha küçük olan daha büyük oluyor kesirlerde biliyorsun. Eğer pay kısımları eşitse. O halde böyle bir eşitlikten bahsedilebilir. Şimdi bu eşitlikten bahsediyorsak eğer e, ben bir sıralama olduğunu biliyorum. Yani birinin diğerinden küçük veya birinin diğerinden daha büyük olduğunu biliyorum. Peki ya bunlar birbirine eşit olmuş olsaydı diye düşünseydim eğer. Eğer eşit olacaklarsa bunlar o halde şunu söyleyebilirim. Şimdi 1 bölü A, 1 bölü A, 1 bölü A gibi düşünsek mesela. Bunların toplamı 1 bölü 15 ise o zaman bunlardan bir tanesi 1 bölü 45 olmalıydı. 1 bölü 45, 1 bölü 45, 1 bölü 45. Topla bakayım neler geliyor. Toplarsan eğer 3 bölü 45, yani 3 ile sadeleştirirsen 1 bölü 15'in ta kendisini elde edersin değil mi? Çok güzel. Şimdi eğer bunlar birbirlerine eşit olurlarsa 1 bölü 45'er olur hepsi. Ama ne demiştik? AB'den, BDC'den daha küçük demiştik. E o halde ben burada B'yi 45 seçersem, ki birbirlerine yakın seçme, seçelim ki C'nin en küçük değeri yani en büyüğün en küçük değeri ortaya çıkmış olsun. Ben madem burada ortanca'yı B seçerim tamam. Bunu da bir büyüğünü seçmiş olurum. Yani 46. Böylelikle C'yi 46 seçmiş oluruz. Bu da C'nin alabileceği en küçük değer olur gençler. Bu tarz bütün soruları bu şekilde yapıyorsunuz. Size bu soruyu bu şekilde Sözel de sorabilir. Veya direkt olarak sana şu kısmı verir. Der ki... A, B'den, B, B'de, C'den küçük olduğuna göre C'nin en büyük değeri kaçtır? ya yani en küçük tam sayı değeri kaçtır diye de soru sorabilir aklında bulunsun. Veya A'nın en büyük değerini sorar. Mesela A'nın en büyük değerini sormuş olsaydı o zaman da 44 derdik cevabını. Tamam yani 45'i biraz altırdım. Ama C'nin en küçük değeri sorulduğu için 45'i 1 artırdım ve 46 dedim. Ve artık bu dersimizin son kazanım bakış sorusu. Çünkü bir sonraki derste tek ve çift sayılar kavramına geçeceğiz arkadaşlar. 19. kazanım bakışı da çözelim. Ders bitiminde birazcık 1-2 dakika muhabbet edeceğiz. Daha sonrası dersimizi noktalayacağız. Hazırsanız çözelim sorumuzu. X pozitif gerçel sayı olmak üzere x kare artı 128 bölü x ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değerinin rakamları toplamı istenmiş bizden. Şimdi burada x kare bölü 128 bölü x diye bir ifademiz var ya Şimdi ben e, bunun alabileceği tam sayı değerinden bahsediyorsam x kesinlikle 128'in bölenleri olmalı. Şimdi bunun için birkaç farklı çözüm yöntemi de göstereceğim sana. İyi dinle o yüzden beni. Hatta bazı yöntemler işini inanılmaz derecede kolaylaştıracak çözümler olacak. Çok çok iyi dinle. Şimdi hocam x'in alabileceği değerler burada 1'dir. 2'dir. 2'nin kuvvetleri olduğunu biliyorsun. Neden? 128, 2 üzeri 7'dir zaten. E, 4 olabilir. 8 olabilir. 16 olabilir, 32 olabilir, 64 olabilir ve tabii ki de 128 olabilir. Şimdi ben bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değerini bulmak istiyorum. X 1 ise eğer şu kısım ne olur? 1'in karesi 1 artı 128'den 129 olur. Şimdi büyük bir sonuç elde ettik ama en küçüğü bu mudur? Yoksa daha büyüğü var mıdır bilmiyoruz. Bakacağız. Şimdi x eğer 2 olursa 2'nin karesi 4. 128'i eğer ki ben 4'e bölecek olursam tabii ki bu da bana 32'yi verecektir. 4 ile 32'nin toplamı da bana 36'nın ta kendisini verir. Eğer x 4 olursa 16 artı 16'dan bana 32'yi verecektir. 128 bölü ee, bakayım x 4'tü değil mi? Şurada x'i yanlış ben 4'e böldüm özür diliyorum. Şöyle yapacağız gençler. E, x'i 2 seçtim. x'i 4 seçmiş gibi düşündüm. x'i 2 seçersem burası 4 128 bölü 2'den burası 64 gelir ve toplamları 68 yapar. Şurayı düzeltelim. Burası 68 ve X'i 4 seçecek olursam karesi 16'dır. 128'i 4'e böldüm. Şimdi 32 yapar ve toplamları da bana 48'in ta kendisini vermiş olur. Onu da yazdım. Devam. 8 olursa 64 artı 128 bölü 8 16 yapar. Topladığım takdirde 80'e ulaşırım. 16 olursa 256 artı 128 16'ya böldüm. 8 geldi topladığım 264 geldi. Ve 32'nin karesi artık 900 küsürlerde olduğu için... Demek ki büyüyerek gidiyor diyeceğim ama dikkat et. 129, 129'dan 48'e kadar düştü, 48'den sonra artmaya başladı. O halde burada alınabilecek en küçük değer 48'dir denilebilir. Şimdi cevap bu. Peki farklı bir şekilde çözüm üretilebilir mi? Şimdi bunları tabi oran orantı derslerinde falan ben size aritmetik ortalamalar, geometrik ortalamalar anlatırken bunlar arasında geometrik ispatlarını da sizlere sunarak Aritmetik ortalama ile geometrik ortalama arasındaki ilişkilerden ilişkilerden de bahsedeceğim. Unutmayın ki aritmetik ortalaması yani herhangi iki sayının üç sayının dört sayının fark etmez aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından daima büyük veya eşit olmak zorundadır. Eğer ki ben buradaki x kareyi x kare diye yazdım 128 bölü x'i 64 bölü x ve 64 bölü x'in toplama olarak ifade etmiş olsaydım ben. Şimdi bu toplam bana zaten bu ifadeyi veriyor. Bu ifadede büyük veya eşittir. Şimdi bak topladım 3 tane sayı gibi düşün bunları. Şu birinci sayım, bu ikinci sayım, bu da üçüncü sayım. Ben bunları toplayıp 3'e bölmüş olsaydım neyi bulurdum? Aritmetik ortalamayı. Ve aritmetik ortalama daima büyük veya eşittir geometrik ortalamada. Ben bunların geometrik ortalamasını nasıl bulurum? Sayıların çarpımının küp kökünü alırım. Yani x kare çarpı 64 demek 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 6 bölü x bölü x dedim. Bunun da küp kökünü alacağım şimdi şu şekilde. Şimdi soldaki sağdakinden daha büyük veya eşit olacak. Peki ben üst tarafı topladığım takdirde zaten benden istenen ki buna a değeri diyelim. A oluşuyor. A bölü 3 büyük veya eşittir küp kök içerisinde. Şimdi x kare çarpı bölü x bölü x ne yapar gider değil mi? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 da 212'yi verir. 2 üzeri 12'nin küp kökü nedir? 2 üzeri 4'tür. Yani a bölü 3 büyük veya eşit. 2 üzeri 4 kaç olur? 16. 3'ü 16'nın yanına çarpım olarak gönderirsem a 48'den büyük veya eşit olmalıymış. Yani şurada benden istenen ifadeye ben a dedim ya. işte o ifadenin 48'den büyük veya eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun alabileceği en küçük değer kaçtır? Tabii ki de 48'dir deriz sevgili gençler. Yani cevabımız 48 olacaktı size. Bu çözümü de henüz yeri değil ama Göstermek istedim açıkçası. Evet sonuç olarak hepimiz TYT'ye çalışıyoruz. E, AYT'ye çalışırken de yine geçmiş konulardan veya ileriki konulardan e, sizlere değişik çözümler göstermek istiyorum. Çünkü zaten hani 12'ye kadar gelmiş olmanız lazım en az. Yani bir mezun değilseniz en az 12'ye kadar gelmişsinizdir. Bunları mutlaka 9. sınıftan 10. sınıftan hatırlıyorsunuzdur diye. Hani en azından hatırlamıyorsanız bile aritmetik ortalamanın, geometrik ortalamanın ne olduğunu e, hatırlıyorsunuzdur. E, onu da hatırlamıyorsanız zaten ben burada hatırlatarak sizlere bazı çözümler sunuyorum. Aklınıza bunu. Evet arkadaşlar bu bizim ilk dersimizdi. İlk dersimizin sonuna geldik. E, ben ders anlatırken hiç sıkılmadım. Orası ayrı bir mevzu. Umarım sen de sıkılmamışsındır ki bu daha değerli benim için. E, olabildiğince aşırı derecede böyle üst perdeden konuşup da e, teorik bilgilerle canını sıkmak istemiyorum. Ama aşırı derecede böyle hani e, üstten almak değil, de. hani üst perdeden alt perdelere inip de e, işte böyle seninle muhabbet etmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü senin zamanın değerli bir kere, tamam önünde bir sene var ama hani liseye başladığında dört sene vardı önünde. Ama şimdisini düşün, bir seneden daha az bir vaktim var. Bundan kaynaklı ben senin canını da bu şekilde sıkmak istemiyorum, vaktini de çalmak istemiyorum. E, muhabbet edilir eyvallah ama onun için ayrı bir video çekilir Muhabbet ettiğimiz bir video çekilir Senin de eğer vaktin varsa o videoyu izlersin Böylelikle muhabbet de etmiş oluruz ama Bu ders videomuzdu Birinci günün birinci ders videosuydu Ve bundan kaynaklı da ders anlatmak istedim açıkçası e, Tabi illa ki modda mod, mod e, oturup da full, der, full time ders çalışacak diye bir durumumuz da yok ara sıra muhabbet edeceğiz ama dozunu gayet iyi ayarlayacağımdan emin olabilirsin Diyelim İlk gün bitti gençler. İkinci gün, ikinci videomuzda görüşürüz. Çok güzel bir kamp olacak. 66 gün boyunca beraberiz. Birini bitirdik. 65 günümüz kaldı. Sonraki gün görüşmek üzere. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.